Konuşulan iddialara göre Ergenekon sanıklarını cezaevinden kurtarmak isteyen bazı güçler 12 Haziran seçimleri sonrasında yeni bir planın peşine düşmüş durumda. İşte o plana göre Ergenekon sanığı Mehmet Haberal milletvekili seçildikten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerini alacak. Ben niçin gözaltına alıyorum? Ergenekon sanığı Mehmet Haberal 12 Haziran seçimleri sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna mı oturmaya hazırlanıyor? Başkent'te şimdi bu senaryo tartışılıyor. İddialar daha önce de CHP ile ilgileri olmadığı halde Süheyl Batum ve Mehmet Haberal gibi isimlerin parti içinde önemli konuma gelmelerinin ardından konuşulmaya başlandı. Öyle ki sağ partilere yakınlıklarıyla bilinen bu isimlerin seçim sonrasında parti içinde farklı arayışlara girebilecekleri değerlendirmesi yapılıyor. Şu ana kadar yaşananlar söz konusu senaryonun adeta habercisi gibi. Daha önce Demokrat Parti Genel Başkanlığı için adı geçen Süheyl Batum, DP'nin baraj altında kalacağı anlaşılınca CHP içinde siyasete girdi ve bir anda önemli bir mevkiye geldi. Batum partiye girdiği andan itibaren Ergenekon sanıklarının parti içindeki sözcüsü oldu. Çaresiz kalmayalım. Her hukuksuzluğun yolu var. Haberal'la birlikte bazı Ergenekon sanıklarının CHP'den aday gösterilmelerinin arkasında başka güçler olduğu iddiası da gündeme geldi. Mustafa Balbay'la Mehmet Haberal'ın CHP'den aday gösterilerek cezaevinden kurtarılacağı tartışmaları filizlendiğinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iddiaları yalanlamıştı. Ancak olaylar Kılıçdaroğlu'nun dediği şekilde gelişmedi ve Ergenekon sanıkları aday listelerine yerleştirildiler. Hem de seçilebilecek yerlerden. Şimdi de tutuklandığı günden bu yana neredeyse hiç cezaevinde kalmayan Haberal'ın 12 Haziran seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu'nun makamını devralacağı iddia ediliyor. Haberal'ın bu görevi devralmasında Deniz Baykal'ı kaset operasyonuyla genel başkanlıktan indirerek Kemal Kılıçdaroğlu'na bu koltuğu sunan çevrelerin etkili olacakları öne sürülüyor. Haberal'ın en büyük destekçilerinden biri de 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Ömrünü CHP ile mücadele ederek geçiren Demirel'in her platformda Ergenekon sanığı Mehmet Haberal'ı savunması dikkat çekmişti. Ayrıca Demirel'in Haberal'ın CHP'den adaylığı konusunda büyük etkisinin olduğu da iddia edilmişti.